Bu sefer nereye davetli misafir oluyoruz? Gelin izleyelim. Merhaba, ekranları başında bizleri izleyen kıymetli davetsiz misafir izleyicileri, Türkiye turnemize hız kesmeden devam ediyoruz. Efendim, gezerken eğlendirmeye, eğlendirirken de aynı zamanda alanında önce olan firmalarımızı siz değerli izleyicilerimize buluşturmaya devam ediyoruz. Efendim, bizler bugün Türkiye yolculuğumuza Şanlıurfa merkezden devam ediyoruz. Yanımızda çok kıymetli konuğumuz Mehmet Bey var. Gelin hep birlikte bir kendilerini tanıyalım ve bölgeye vermiş oldukları hizmetleri hep beraber öğrenmiş olalım. Mehmet Bey, öncelikle programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Şimdi Mehmet Bey, aslında burasıyla alakalı sohbetimize başlayacağız. Hizmetlerimizden bahsedeceğiz ama bunlardan önce istiyorum ki kıymetli izleyicilerimiz sizleri tanımış olsunlar. Mehmet İnançer, Şanlıurfa doğumluyum. Otobüsçülük sektöründeyim şu anda. Kendimce bağlı şeylere... Tekrardan alacağım. Bir tık daha yüksek konuşabilir miyiz Mehmet Bey? Bir tık daha. Hazır, iki, bir, kayıt. Mehmet İnançer, Şanlıurfa doğumluyum. Otobüsçülük sektöründeyim. Çocukluktan merakım olan bu işin içerisindeyim. Elimden geldikçe bir şeyleri bir yerlere getirmeye çalışıyorum. Getirebildiysem ne mutlu bana. Harika, aslında bu işin çekirdeğinden geliyoruz anladığım kadarıyla. Ben buranın biraz kuruluş hikayesini de merak etmiyor değilim açıkçası. Peki kuruluş hikayesini dinleyebilir miyiz sizlerden? Tabii ki efendim. 2008 yılında Urfa Cesur'da ben muavinli olarak, host olarak işe başladım. O zamandan bu zamana işte otobüsçü olurum, işte kaptan olurum, araba sahibi olurum. Baba oğul çalışıyorduk. Ondan sonrasında... Öyle gel git zaman bayağı geçtikten sonra bir şeyleri yapalım diye kendimizce bir şeylerin peşine düştük. Zaman da bize ne yaptı? Hayallerimizi bize vermeyi nasip etti. Şimdi de kendi ismimiz adına Şanlı Hidayet Turizm diye Şanlıurfa'da güzel bir oluşum yaptık. 1.04.2024 tarihinde bu sektöre yeniden şirketimizi kurarak kendi adımımızı attık. Harika, aslında uzun zamandır sektördeyiz ama 2008 yılında Hidayet Turizm'in temelleri atıldı ve aktif bir şekilde şu anda hizmet vermeye devam ediyoruz. Şimdi aslında bu noktada kaç otobüsümüz vardır, hizmetlerimiz nelerdir, biraz dinleyebilir miyiz sizlerden? Tabii ki efendim. Şu anda otobüs bünyemizde yaklaşık olarak şirketimizin bünyesinde 15 tane aracımız mevcuttur. İstanbul seferimiz var. Bursa seferimiz, Yalova seferimiz var. Aynı zamanda İzmir'imiz var. Bir de Ankara merkezimiz var. Bir tane de Mersin hattımız var. Yani bunlar arasında kendi aralarında araçları tur şeklinde çevirerek bir şekilde dönmeye çalışıyoruz. Harika. Şimdi aslında sizin alanınızda bence en önemli olan konulardan birisi de şoförlerimiz diye düşünüyorum. Çünkü can taşıyorlar bu noktada. Peki burada çalışan şoförlerimizi neye göre alıyoruz? Burada çalışan şoförlerimizi genelde biz çekirdekten geldiğimiz için geçmişten hepsini çok iyi tanıyorum ben. Aynı zamanda da öncelikle efendi olmaları benim için birinci etken. Sonrasında tecrübeli olması. Sonrasında yaş itibariyle kendini bir şeylere adayıp kendi tecrübesini bize yansıtacak insanları seçmeye çalışıyorum. Tabii bu arada geriden de yetiştirmeye çalışıyorum. Onları da yavaş yavaş, hani usta çırak ilişkisi gibi diyelim, onları da yavaş yavaş bünyemize katarak bir şekilde yol alıyoruz. Harika. Peki araç içi servislerimiz var mıdır? Var efendim. Hostlarımız var. Sıcak soğuk ikramlarımız var. Onları da elimizden geldikçe çeşidi yoğun bir şekilde yapmaya çalışıyorum. Harika. Aslında hizmette sınır tanımıyoruz diyebiliriz. Şimdi bu noktada en önemli olan konulardan birisi ise araçlarımız ve araçlarımızın bakımları. Peki bu noktada nasıl ilerliyoruz ve işleyiş nasıl ilerliyor? Araçlarımız yoldan geldiği zaman ortalama ben sefer aralarına 5 saat ile 7 saat arası mesafe koyuyorum. Hem ehliyet açısından hem Türkiye Cumhuriyeti'nin, yani devletinin bize verdiği, polislerin, EGM'nin bize verdiği kurallar gereği her bir şoförün son durakta 8 saat dinlenmesi açısından hem aracı dinlendiriyorum hem şoförü dinlendiriyorum sağlıklı bir yolculuk olsun diye. Onlara özen gösteriyorum. O zaman diliminde benim burada ustabaşı dediğim şu kaptanlarımın baş şoförüm var. O geliyor, arabaları karşılıyor, onları götürüyor, bakımını falan yaptırıyor. Bu esnada gelen iki tane kaptanım evine gidiyor, duşunu alıyor, ne bileyim ailesini görüyor.
yemeğini falan üstünü başını güzel bir şekilde değiştikten sonra sağlıklı bir şekilde geliyor. Peron saati peronuna yetişiyor. Hem dinlenmiş oluyor hem de güzel bir yolculuk milletimize yaşatmış oluyoruz. Harika. Aslında bu noktada tabii ki çalışanları da düşünüyoruz. Onlara göre hareket etmiş oluyoruz. Çünkü bu burada tamamen can sağlığına önem veriyoruz ki herhangi bir sıkıntı yaşamamak için. Şimdi şunu da sormak istiyorum sizlere. Bir bilet almak için yazıhaneye mi gelmek gerekiyor yoksa online bir şekilde de biletler alınabiliyor mu? Online olarak da alınabiliyor. Yazıhane olarak da satış yapabiliyoruz. Genelde insanlara kendi telefonlarımızı veriyoruz. Bizim Türkiye geneli kullanmakta olduğumuz numaramız var. O numaramızı genelde bütün arkadaşların, bütün yolcularımızın ceplerine kaydediyoruz. Gelemeseler de, internetten alamasalar dahi en azından oradan bize ulaşınca biz onlara rezerve yapıyoruz. Geldiklerinde de çok güzel bir şekilde yardımcı oluyoruz. Harika. Aslında bu noktada anladığım kadarıyla sizlere ulaşım da çok kolay. Gerek internetten gerek telefon numaralarından rahat bir şekilde ulaşım sağlayabiliyoruz. Şimdi şunu da sormak istiyorum sizlere Mehmet Bey. Biliyorsunuz ki bu alanda çok fazlasıyla hizmet veren firmalarımız var ve mutlaka sizleri onlardan ayıran bir özelliğiniz vardır diye düşünüyorum. Peki bu noktada sizleri diğer firmalardan ayıran özellikleriniz nelerdir? Bizleri diğer firmalardan ayıran özelliklerimiz bir kere bizim aşk ile yaptığımız bir mesleğimiz. O bir artı baba mesleğimiz. Çocukluktan beri yani zevkle, neşeyle, merakla hani bir okul okursun dersin doktor olayım, hakim olayım. Bizim de kendi merakımız buydu. Bunun üzerinde devam ettik. Artı arabamıza binen kişi bizim kardeşimiz, annemiz, bacımız. Yani her yönüyle o şekilde göze bakarak artı tecrübemizle, hizmetimizle, saatimizle, sağlıklı bir şekilde insanları yerine ulaştırarak yaptığımız amaç bu. Harika. Şimdi biliyorsunuz bir pandemi sürecinden geçtik ve hayatımızda hijyen önemli olmadığı kadar belli bir noktaya geldi. Burada koltuklar artık pandemi zamanında ayrı ayrı şekilde veriliyordu. Peki koltuk sayıları buna göre de değişkenlik gösteriyor mu? Şu anda pandemi dönemindeki gibi değil. Normal araçlarımız 2+1, 40 kişilik veya 41 kişilik. Aracın sol tarafı tekli koltuk, sağ tarafı çiftli koltuk. Genelde yolcularımız kendine mesela biraz daha hijyen düşünen insanlar tekli koltukları alıyor. Aile olanlar, 2 kişi olanlar da çiftli koltukları alıyor. Araç buraya geldiğinde 7-8 saat zamanı olduğundan dolayı bizim baş kaptanımız da ne yapıyor? Götürüyor aşağıya, orada temizliğini falan yaptırtıyoruz. Perona zaten temizlik yaptırmadan kesinlikle arabaları çektirmiyoruz. İçine güzel kokularını sürdürüyoruz. İkramlarını, her şeylerini güzel yerine koyuyoruz. Ondan sonra peron alıyoruz. Harika. Aslında hijyenik bir şekilde hizmet veriyoruz demiş olalım. Peki sizce bu alanda başarınızın sırrı nedir Mehmet Bey? Başarımızın sırrı bir kere azimliyim. Azimden ziyade sabırlıyım. Hiçbir zaman parayı ön plana koymadım. Her zaman bir şeyi yapabilme çabasına düştüm. O çabamın da Allah katında boşa gitmeyeceğini bildiğim için böyle de devam ettim. Çok şükür Rabbim de nasip etti. Harika. Peki ilerleyen zamanlarda neler yapmayı düşünüyoruz? Yani hedeflerimiz nelerdir Mehmet Bey? Hedeflerimiz şu anda 15 araç bünyemizde. Yalnız bu bizim için şu anda bu başlangıç. Benim şu anda Şanlıurfa'dan kalkış seferlerim var. Yarın bu İzmir olacak, İstanbul olacak. Yani merkezleri değiştireceğim. Ege bölgesi olacak, Çukurova bölgesi olacak, Karadeniz bölgesi olacak. Yani bir tık daha ileriye araç filosunda yaklaşık bir 100'ün üzerine çıkarmayı düşünüyorum. Harika. Aslında hedefler bu noktada çok büyük demiş olalım. Peki bir turizm şirketi olarak burada nelere dikkat ediyorsunuz sizler? Yani elimden geldikçe öncelikle dürüstlüğe dikkat ediyorum. İnsanlarla olan ikili ilişkilere personelimin dikkat etmesine önem veriyorum. Kendim de bunların bizzat gözlemcisi olarak devam ediyorum. Harika. Vermiş olduğunuz kıymetli bilgiler için öncelikle sizlere çok teşekkür ediyoruz. Ve bu alanda başarılarınızın devamını diliyoruz Mehmet Bey. Teşekkür ederim sizlere de. Allah razı olsun bizleri gelip ziyaret ettiğiniz için.